Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda da 6. hafta tercüme dersinde çevirmiş olduğumuz bazı cümlelerin i'rabı hakkında ne yapacağız? Bilgiler vereceğiz. Evet, başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başlamadan önce cümlelerimizi daha net hale getirelim. Evet. Hatta biraz daha şöyle yapalım. İnne riyadatel bedeniyete, evet, nafiatun li külli ferdin diyoruz arkadaşlar. Hemen tercümemizi yapalım, daha net anlaşılsın. Beden eğitimi, inne riyadatel bedeniyete, beden eğitimi nafiatun, faydalıdır, li külli ferdin, herkes için. Beden eğitimi herkese faydalıdır, herkese fayda verir, herkes için yararlıdır şeklinde ifade ederiz bunu. Evet, inne ile başlamış cümlemiz, inne ve bildiğiniz gibi kardeşleri isim cümlesinin başına gelir. İsim cümlesinin müptedasını kendi ismi yapar ve de onu nasb eder, haberinde merfu kılar, kendi haberi yapar. Böyle bir özet bilgi verdik, devam edelim. Şimdi inneye biz ne diyoruz? Harfi tevkidin ve nasbin diyoruz arkadaşlar. Tekit ve nasb harfidir. Fetha üzerine de mebnidir. İrab'dan da mahalli yoktur diyoruz. Er-riyadate innenin ismidir. İnnen ismi mansuptur. Alameti nedir? Fethadır. El-bedeniyete kelimesi riyaza kelimesinin sıfatıdır. Sıfat da irab bakımında mevsufuna uyar. O da mansuptur. Alameti fethadır. Nafiatün ifadesini şöyle yapalım. İnnenin haberidir, merfudur arkadaşlar, alameti dammedir. Şimdi li külli ferdin ifadesi li külli cer mecrurdur arkadaşlar. Li harfi cerdir, irab'da mahalli yoktur, kesra üzerine mebnidir, külli mecrurudur. Harfi cerden dolayı alameti nedir? Kesradır. Ferdin ifadesi ise külli kelimesinin nesidir? Muzafın ileyhidir, mecrurdur, alameti kesradır diyoruz. Dolayısıyla külli kelimesi aynı zamanda muzaftır diyoruz. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Bura li külli ferdin ifadesini genel olarak, hatta külli ifadesini genel olarak nafiatun kelimesi mef'ulü bih gayri sarihidir şeklinde de ifade edebiliriz diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Leytel ihtibaran nihaiye arkadaşlar. Es ile tühü sehle tün diyeceğiz arkadaşlar. Sehle tün şeklinde şurayı da şöyle yaparsak herhalde anlaşılır. Evet. Leyte de innenin kardeşlerindendir. İsim cümlesinin yine başına gelir. Leyte'ye biz harfi temenni ve nasbin diyoruz. Yani temenni ve nasb harfidir. Daha çok mümkün olmayan temenniler, gerçekleşmesi zor olan temenniler için kullanıldığını zaten derslerimizde ifade etmiştik. Ne demek? Bu arada leyte tabii ki evet, öyle söyledik. Önce manasını verelim, sonra irabına bakalım. Leyte, keşke, ihtibarun nihaiyi, son sınav. İsterseniz final sınavı da diyebiliriz buna. Esiletü, onun soruları sehletün, kolay olsa. Yani keşke final sınavının soruları kolay olsa şeklinde ifade ediyoruz tercümemizi. Dedik leyte'ye harfi temennin ve nasbin, temenni ve nasb harfidir. Fetha üzerine mebnidir. İrab'dan da mahalli yoktur. El-ihtibara kelimesi leyten ismidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır diyoruz. En-nihaiye kelimesi ihtibarın sıfatıdır. Mansuptur. Arkadaşlar nasb alameti fethadır. Şimdi es-iletü sehletünü 6 numara olarak bunu önce genel olarak leyte ile bağlantılı olarak görelim. Sonra da kendi içerisinde anlamaya çalışalım. Leyte'nin ismidir. Leyte'nin haberidir arkadaşlar. Cümle olarak haberdir. leyten haberi merfudur. Bu da mahallen merfudur. Cümleler mahalli irab alır demiştik. Kendi içerisinde de iraba tabi tutarız. Es'ile tühü müptedadır. Arkadaşlar müptedadır, merfudur, alameti dammedir. Es'ile tühü dedik. Hu burada ihtibara dönen bir zamirdir. Ait zamir diyoruz. Biz buna mecrurdur arkadaşlar, muzafın ileyh olmasından dolayı onu da söyleyelim. Evet, sehletün kelimesi es'ile kelimesinin müptedasının haberidir, merfudur, alameti de nedir? Burada gördüğünüz gibi dammedir diyoruz. Şimdi devam edelim. Lealle hazel kelame len yuk ni'ake. Evet, len, bunu bir şöyle yapabiliriz. Len yuqni'ake. Evet. Şöyle diyelim. Lale, belki de hazel kelam, bu cümle, bu söz, bu ifade len yuqni'ake, seni ikna etmeyecek. Tabi burada lale'yi biz tercüme ederken inşallah bu söz seni ikna etmez şeklinde de bunu tercüme edebiliriz. Çünkü lealle gerçekleşmesi mümkün olan temenniler için kullanılır. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi lealle için şunu söyleyebiliriz. Harfur recain ve nasbin, yani temenni ve nasb harfidir diyoruz. Nasb harfi dememiz kendi ismini nasb etmesinden kaynaklanır. Ha da ismi işarettir arkadaşlar. Sükun üzerine mebnidir. Bunu söyleyelim. Ancak leallenin de ismidir. Leallenin ismidir. Mahallen mansuptur. El kelame kelimesi hadadan bedeldir. Mansup bir kelimenin bedeli olduğu için kendisi de mansuptur. Alameti fethadır. Geldik lene. Len ise nefi ve nasb harfidir arkadaşlar. Sükun üzerine mebnidir. Bunu söyleyelim. Bunun iraptan mahalli yoktur. Tıpkı lale'de olduğu gibi lale'nin de iraptan mahalli yoktur. Şimdi bu lale'nin biz zaten muzari fiilin başına gelip onu nasb ettiğinde daha önceki derslerimizde söylemiştik. Evet, yukni'a dedik arkadaşlar. Mansup muzari bir fiildir. Dedik, nasb alameti fethadır diyoruz. Ve geçiyoruz. K'de burada mef'ulün bih'tir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Mahallen mansuptur. Diğer taraftan ki zamirdir. Muttasıl mansup bir zamirdir. Fetha üzerine de mebnidir. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi len yukni'ake cümlemiz arkadaşlar. Bakın burada altı olarak görüyoruz. Cümlemiz leallenin haberidir. Mahallen merfudur arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Evet, şurada ifade edelim. Araftü enne vera'el cibali karyeten ba'ideten. Karyeten ba'ideten diyoruz. Şimdi şunu şöyle ba'ideten şöyle bir anlamaya çalışalım. Araftu anlamını verelim. Ben bildim, anladım, öğrendim de diyebiliriz arkadaşlar. Neyi? Enne vera'el cibali karyeten ba'ideten. Dağların arkasında uzak bir köy olduğunu ben bildim, anladım, öğrendim, biliyordum şeklinde de ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar araftü. Arafa burada mazi bir fiildir. İrab'da mahalli yoktur ve araf gördüğünüz gibi sükun okuduk. Sükun okuduk. Sükun üzerine mebnidir. Onu söyleyelim. Tü burada faildir, merfudur. Mahallen merfudur. Onu da ifade edelim. Enne vera'el cibal karyeten ba'ideten. Şimdi bunu şöyle söyleyelim. Bunu şu şekilde ifade edelim. Burada arafe fiilinin cümle olarak gördüğünüz gibi nesidir? Mef'ulün bihidir. Mahallen cümle olarak mahallen mansuptur. Bunu ifade edelim. Ancak diğer taraftan Bunu bir biz ne yapalım? İç iraba tabi tutalım. Şimdi burada enne, gördüğünüz gibi inne ya da enne, bunlar birbirinin neredeyse aynısıdır diyebiliriz arkadaşlar. Harfi tekit ve nasb harfidir. Ve burada da yine irapta mahalli yoktur. Fetha üzerine mebnidir. Onu söyleyelim. Vera, evet, enneyi bulduk. Ennenin biz hemen ismine bakalım. Ennenin ismi karyeten kelimesidir. Nasb enneden dolayı mansuptur. Alameti gördüğünüz gibi fethadır. Baideten ifadesi karyetenin sıfatıdır. Arkadaşlar mansuptur. Alameti nedir burada? Fethadır diyoruz. Şimdi ennenin ismi, ennenin haberi nerede? Şibiş cümle olarak haberdir. Öne geçmiştir. Onu da ifade edelim. Ennenin haberi vera'edir arkadaşlar. Vera'e tabi ennenin haberidir. Vera'e önce ennenin haberinden bağımsız söyleyelim. Vera'e bir mekan zarfıdır arkadaşlar. Zarflarda mansuptur. Bildiğiniz gibi nasb alameti de burada nedir? Fethadır. Şimdi cibal kelimesi ise bu vera'enin muzafun ileyhidir. Muzafun ileyhtir, muzanfun ileyh mecrurdur. Alameti kesradır gördüğünüz gibi. Şimdi vera'el cibal ifadesi, vera'el cibal ifadesi, evet şu galiba, bunu biraz daha dikkatli yapalım. Şu şekilde olsun. Ennenin haberidir. Ennenin haberi merfudur. Dolayısıyla bu ifademiz mahallen merfudur. Onu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, diğer bir cümlemiz eynema yucet el emnu yufaddil en nasu el ayşe fihi cümlesidir. Önce hareke verelim. Eyne, hatta şuradan evet, eynema yucet arkadaşlar, bunun cezimdir. Yucet el emnü yufaddil, bunu sükun okuyacağız. En-nasu el-ayşe fihi diyeceğiz. Şimdi şöyle tercüme ediyoruz. Her nerede eynema yucet el-emnu, her nerede emniyet, güvenlik bulunur ise yufaddil tercih eder, en-nasu insanlar, el-ayşe yaşamayı, fihi orada. Her nerede emniyet var ise, bulunursa insanlar orada yaşamayı tercih eder şeklinde ifade ediyoruz cümlemizi. Eynema arkadaşlar, eynema bir şart edatıdır. Düzeltiyorum, şart ismidir ve cezmeder arkadaşlar. Şimdi bizim eyne ve ma'yı ne yapmamız lazım? Biraz ayırmamız lazım. Eyne şart ismidir. Fetha üzerine mebnidir. Ancak zarfiyetlikten dolayı da nasb mahallindedir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Ma ise zait bir ma'dır. İrab'ta mahalli yoktur. Sükun üzerine bu ma da mebnidir diyoruz. Yücet şartın fiilidir. Şart cümlesinin meczun muzari bir fiildir. Eyne ma şart isminden dolayı bu fiilimizin faili de el-emnü kelimesidir. Emnü da faildir. Merfudur. Alameti nedir arkadaşlar? Dammedir. Şimdi buraya kadar anladık. Şu 8 ile ilgili genel bir şey söyleyelim. Ondan sonra içerisine dair biraz daha bilgi verelim. Şartın cevap cümlesi arkadaşlar. Şart cümlesi cevap cümlesi. Şartın cevap cümlesi yufaddil en-nasu el-ayşe fihi. Bunun irapta mahalli yoktur. genel ana cümle bakımından, ancak biz bunu kendi içerisinde iç iraba tabi tutacağız. Yufaddil meczum muzari bir fiildir. Şartın cevabı olmasından dolayı ennasu faildir, merfudur, alameti dammedir. Arkadaşlar el-işe mef'ulün bih'tir, mansuptur, alameti nedir? Fethadır. Fihi harfi cerdir arkadaşlar. Sükun üzerine mebnidir. İrab'dan mahalli yoktur. Bu hi de, buradaki hu zamirimiz de nereye döner? Eyne'ye döner arkadaşlar. Dolayısıyla fihi ikisini birlikte car mecrur ne olarak kabul ediyoruz? Mekan zarfı olarak, mef'ulün fih olarak, evet mef'ulün bih olarak mef'ulün fih zarfı mekan olarak kabul ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, lev tezra'u şerra tahsudu ennedeme. Eğer sen, anlamını verelim, şer ekersen pişmanlık biçersin demek. Lev tezra'u, evet, hatta şöyle yapalım, eşşerra tahsudu ennedeme. Evet, cümlemizi irab edelim. Lev arkadaşlar şart ismidir. Bu lev cezmetmez, onu söyleyelim. Şart ismidir, sükun üzerine mebnidir. İrab'dan da mahalli yoktur. Belirtmiş olarım. Bakın eynenin yukarıda söyledi. İrab'dan mahalli varken lev'in İrab'dan mahalli yok. Buna da dikkat etmekte fayda var. Tezra'u arkadaşlar şartın fiilidir. Onu söyleyelim. Bunun şartın fiilidir. Lev cezmetmemiştir. Onu da ifade edelim. Bu fiilimizin faili de entedir. Gizli entedir. Ente de merfudur. Ancak fetha üzerine mebnidir. Mahallen merfudur. Onu söyleyelim. Eşşerra fiilimizin mef'ulün bihidir. Mansuptur, alameti fethadır diyoruz. Şimdi tahsudun ne deme? Bu şartın cevabıdır arkadaşlar. İrab'dan mahalli yoktur. Böyle zikredelim ama kendi içerisinde de irab edebiliriz. Tahsudu şartın fiilidir, muzari fiildir. Arkadaşlar merfudur. Zaten alameti de dammedir. En ne deme? Bu da yine aynı şekilde mef'ulün bih'tir, mansuptur, alameti fethadır. Tezra'u fiilinin faili ile tahsudu fiilinin faili aynıdır. Gizli entedir. Burada ente için söylediklerimiz tezra'u da tahsudu için de geçerlidir. Onu da söyleyelim. Bu dersimizde burada noktalıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.